farklı diller konuşmak insanların arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Uzmanlar dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kişinin Rusça konuştuğunu bildiriyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde resmi dil olan Rusça oldukça geniş bir alanda konuşuluyordu. St. Petersburg Devlet Üniversitesi her yıl 1500'ün üzerinde yabancı öğrenci ağırlıyor. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler buraya Rusça öğrenmek için geliyor. Bazı öğrenciler Rus edebiyatına olan ilgileri nedeniyle Rusça öğreniyor, diğerleri iş fırsatlarını artırmak istiyor. Rusya'da birçok iş fırsatı olduğuna inanıyorum. Rusça önemli bir dil. Rusça bilgimi kariyerimde ilerlemek için kullanmak istiyorum. Utah Üniversitesi'nde küresel iletişim eğitimi alan Trenton da rakipleri karşısında avantaj sağlayacağını düşündüğü için Rusça öğreniyor. Bu öğrenmesi oldukça güç bir dil, gerçekten. Ana dili İngilizce olan biri için Rusça öğrenmek kolay değil. Bu nedenle iş pazarına girmek için bunun çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde Avrupa, Amerika, Asya kıtalarından 60 farklı ülkeden gelen öğrenciler eğitim görüyor. Ama Rusya'ya gelme ihtimali olmadığı halde Rusça öğrenmek isteyenler için de bir çözüm mevcut. Yabancılar için Rusça dersleri ilk kez Moskova Devlet Üniversitesi'nde bulunan Pushkin Dil Enstitüsü'nde verildi. Yarım asırlık deneyiminden ve eğitim metodlarından faydalanan enstitü bugün dijital bir platform üzerinden Rusça öğretiyor. Araştırmalarımız dünya genelinde yaklaşık 125 milyon kişinin Rusça öğrenmek istediğini gözler önüne seriyor. Birçok kişi eğitim enstitümüzde eğitim almak için Moskova'ya gelmek istiyor. Ama herkesin buna imkanı el vermiyor. Pushkin Online adlı dijital platformu oluşturmamızın nedeni bu. İnternet üzerinden Rusça öğrenebileceğiniz bir platform, ücretsiz ve herkesin kullanımına açık. Almanya'da Rusça konuşan yaklaşık 4 milyon kişi yaşıyor. Bu nedenle Almanya ile Rusya'nın 20. yüzyıldaki karmaşık ilişkisine rağmen burada Rusça öğrenmek isteyen birçok insan var. Almanya'da Rusça öğrenme koşulları oldukça iyi. Birçok eyalette Rusça okullarda öğretiliyor. Berlin için de aynı şey geçerli. Üniversitede çalışıyorum ve öğrencilere Rusça öğrenmenin kariyerleri açısından avantajlı olduğunu göstermek istiyorum. Her yıl olduğu gibi Kasım ayında Berlin'de Rus Dili Haftası etkinlikleri düzenlendi. Rus Kültür Merkezi Rosso Trudnicevsto etkinliği düzenleyen kurumlardan biriydi. Derneğimiz Fransız Kültür Merkezi Alliance Française gibi işliyor. 81 ülkede ofislerimiz var. Misyonumuz Rus dilini öğretmek. Böyle bir ihtiyaç var. Biz de bu ihtiyaca dersler vererek, öğretmenler yetiştirerek, yeni ders materyalleri üreterek cevap vermeye çalışıyoruz. Thank you.